Arkadaşlar selamünaleyküm. Geçtiğimiz hafta Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir hepimizi heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Açıklamada tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM 500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz dedi. Reis sınıfı denizaltı falan zaten çok konuşuluyordu ama STM 500 ile gündemimize bir de mini denizaltı kavramı girdi. Bugün bu konuyu konuşalım. STM 500'ün özellikleri neler? Mini denizaltı ne demek ve ne işe yarayacak? Bu proje daha inşa faaliyetleri başlamadan uluslararası basında Rusya'yı Karadeniz'de bastırabilecek kadar önemli gösterildi. Peki bunun sebebi ne? Denizaltı tarihinde tasarlanan ilk denizaltılar aslında mini denizaltı olarak adlandırılabilecek sistemlerdi. Bu tip denizaltılar bizim için de yabancı değil. Mesela ilk örneklerinden biri olan Abdülhamit Denizaltısı 31 metre boyunda ve 3,5 metre çapındaydı. Ve dünyada ilk defa torpido atışı yapan denizaltı buydu. İngiltere'de yapılıp parçalar halinde İstanbul'a getirilen Abdülhamit ve Abdülmecit Denizaltıları Abdülhamit Han sonrasında çürümeye terk edildi. Ve ülkemizde bu çalışmalar uzun süre devam ettirilmedi önce Hollanda ve İngiltere, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Amerikan denizaltılarının göreve başlamasıyla Amerika'ya denizaltı konusunda bağımlı olduk. 1972 yılında Ay sınıfı denizaltı projesi başlatıldı ve Alman denizaltılarıyla tanıştık. Bu durum günümüzde hala geçerliliğini koruyor. Türkiye'nin muharip denizaltıları Gölcük Tersanesi'nde inşa ediliyor. Önce Alman tasarımı olan Ay sınıfı ardından Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarla bir tecrübe kazanıldı. Günümüzde ise yine Alman tasarımı olan reis sınıfı denizaltılar Gölcük Tersanesi'nde inşa ediliyor. Ve Türkiye bu alandaki her yeni projede yerlilik oranını biraz daha arttırıyor. Reis sınıfı ile denizaltılarımızda milli katkı iyice arttı. Ve bu sayede bugün konumuz olan STM 500'ü Türkiye üretebilir mi sorusuna da daha özgüvenli cevap verebilecek hale geldik. Aslında bu tarz sorularla muhatap olmadan önce ilk mini denizaltımız STM 500'ün özelliklerine değinelim. Mini denizaltı deyince aklınıza öyle çok da küçük bir şey gelmesin. STM 500 sadece normal standarttaki denizaltılardan daha küçük, 42 metre boya sahip, 18 kişilik mürettebat bu platformda görev yapacak. Buna ek olarak 6 kişilik özel kuvvetler ekibi de STM-500'de aktif olarak çalışabilecek. Denizde kalış süresi 30 gün ve dalma derinliği 250 metreden fazla. Sadece pil desteğiyle 140 kilometre menzili var. Dizel motor çalıştırıldığında bu menzil 6500 kilometreye çıkıyor. Suyun 250 metre derininde saatte de 33 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Ve 8 adet ağır torpido kapasitesi var. Bunların dördü atışa hazır halde. Aynı zamanda güdümlü füze atış gücüne de sahip. Bu platform denizaltı harbi, özel harekat, mayın harbi, sığ su operasyonları gibi birçok farklı harekat kabiliyetine sahip. Bence daha da önemli olan şu ki STM-500 Türkiye'nin milli imkanlarla tasarlanan ve üretimine başlanılan ilk denizaltısı oldu. Her fırsatta bize ambargo uygulandığını hesaba katarsak bu bilginin neden önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Peki bir mini denizaltı bize ne katabilir? Buna başlamadan önce şunu da özellikle belirtelim. Mini denizaltı olduğu için bunun normal bir denizaltı üretmekten çok daha kolay bir iş olduğunu zannetmeyin. Normal bir denizaltının sahip olduğu hemen hemen bütün alt sistemler bu denizaltıda da olacak. 60 metrelik bir platforma entegre ettiğiniz sistemleri 41 metrelik bir platforma yerleştirmek zorundasınız demek oluyor bu. Yani daha küçük alanda daha fazla iş yapmanız gerekiyor. Bu da birçok açıdan daha yüksek teknoloji geliştirmeniz gerektiğini gösteriyor. O yüzden mini denizaltı dedik diye mini bir proje zannetmeyin. Türkiye'nin bundan sonra üreteceği bütün denizaltıların çekirdeğini muhtemelen bu proje oluşturacak. Peki tekrar soruya dönelim. Neden çok daha uzun menzillere ve denizde kalış sürelerine sahip olan büyük denizaltıları inşa etmek varken mini denizaltı inşa etmeye uğraşıyoruz? Hatta sadece biz değil, neden dünyanın birçok ülkesinde bu çalışmalar var? Denizaltı teknolojisi bir ülke donanmasının en ciddi vurucu güçlerinden biri olarak kabul edilebilir. Bunu sağlayan elbette birçok etken var ama bunu sağlayan esas etken denizaltıların sessiz ve derinden ilerlemeleri. Tespit edilmeleri çok zor. Tabi bu gizliliğin sağlanabilmesi için belli başlı koşullar gerekiyor. Bunlardan biri de yeterli derinliğin olması. Yani bir denizaltıyla okyanusta gizli bir harekat yapmak basit. Ama aynı şeyi daha sığ sular yapmak O kadar da basit bir iş değil. İşte bu noktada mini denizaltılar devreye giriyor. Daha sığ sularda tespit edilmeleri daha zor oluyor. Hem boyutlarından hem de daha az ses çıkardıklarından dolayı gizli operasyonlar için talep edilen sistemlere dönüşüyorlar. Peki şimdi bu bilgiyi bir de Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkin olduğu sahaları düşünerek yorumlayın. Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz sığ denizler. Karadeniz'de kapalı bir deniz. Yani okyanusta çok rahat bir şekilde gizli operasyon yapabilecek bir denizaltıyla buralarda gizli operasyon yapmak o kadar da kolay değil. O yüzden mini denizaltı sahibi olmak bizim elimizi çok güçlendirecek. Aynı şekilde bu meseleye ekonomi boyutundan da bakabiliriz. Ve bu kısmı değerlendirirken karşımıza mini denizaltıların birkaç avantajı çıkıyor. Öncelikle normal denizaltılar çok pahalı sistemler. Mini denizaltıların maliyetleri bunlara göre çok daha düşük. Yani hem deniz gücünüzü kat kat arttırıp hem bu işi çok daha küçük bir maliyetle yapma imkanından bahsediyoruz. Bu da Türk ekonomisine daha az yük anlamına geliyor. Aynı şekilde ihracat potansiyeli de ekonomimize ciddi bir katkı sağlayabilir. Filipinler, Pakistan ya da Ukrayna gibi ülkeler mini denizaltılara sahip olmayı çok istiyorlar. Çünkü deniz kuvvetleri sığ sularda faaliyet gösteriyor. NATO standartında denizaltılara çok daha uygun fiyatlara sahip olmak elbette hepsinin işine gelecek. O yüzden burada çok ciddi bir ihracat potansiyeli var. Yani büyük tersanelerin ürettiği pahalı denizaltıları satın alamayacak her ülke için cazip bir alternatif olacak bu sistemler. Ve ekonomi konusunda bir de rakiplere vereceği zarardan bahsedebiliriz. Bölgenizde bir ülke belli bir alanda silahlandığında siz buna karşı iki seçenekten birine mecbursunuz. Ya onun aldığı silahtan daha iyisini üreteceksiniz ya da daha iyisini satın alacaksınız. En azından muadili olabilecek bir sistem arayışına girmek zorundasınız. Türkiye bu mini denizaltıyı ürettiğinde özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de hakimiyeti çok daha güçlenecek. Ve bu bahsettiğim bölgelerde bulunan devletlerin hiçbirinde mini denizaltı üretme kabiliyeti yok. Haliyle buna karşı batıdan muadili sistemler almaya çalışacaklar. Bu da onların ekonomilerine zarar verecek. Dünyaya toz pembe bakmaya gerek yok. Hiçbir ülke rakibi olan bir komşusunun herhangi bir alanda güçlü olmasını istemez. O yüzden de bu tarz üretimlerle o ülkelerin ekonomilerine vurulan darbe üretici ülkenin bölgesel hakimiyeti açısından önemlidir. Yani daha somut bir örnek verirsek STM500'ün üretimi demek Yunanistan'ın bir konuda daha borçlanması demek. Daha fazla borçlanacak alanları kaldığımı bilmiyorum. Ama bu konuda onlara düşen rol maalesef bu. Yani aslına bakarsanız Türkiye bu konuda insansız hava araçlarında yakaladığı ivmeyi yakalayabilir. O zaman da Türkiye bir ihtiyacı görüp çok stratejik bir adım atmıştı. Türkiye bu işe girdiğinde dünyada taktik sınıf İHA'lar her ülkenin ulaşabileceği sistemler değildi. Çünkü sadece büyük sınıf ve pahalı taktik İHA'lar vardı. Türkiye bunların daha uygun fiyatlarına ulaşmak isteyen kullanıcılara hitap eden çok başarılı sistemler ortaya çıkardı. Ve bunun meyvesini yedik. Şimdi aynı yaklaşım mini denizaltı konusunda da benimsenecek gibi. Bu da insansız hava araçlarında yakaladığımız ivmeyi burada da yakalayabileceğimizi gösteriyor aslında. Yani mini denizaltılarımız ciddi anlamda oyun değiştirici güce sahip olacak. Zaten bunu ilk gören de biz değiliz. Daha inşa sürecine girmeden STM 500 uluslararası basının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Asia Times bu konuda bir analiz yayınladı. Ve bu analize göre STM tasarımı olan bu denizaltı Rusya'yı Karadeniz'de dengeleyebilir. Koca Rus donanmasını dengeleyebilmekten bahsettiler. Çünkü Türkiye şu anda Romanya ve Bulgaristan'la birlikte Karadeniz'de yasal olarak denizaltı konuşlandırabilen 3 NATO ülkesinden biri. Elbette bu rolü bu 3 ülke içinde taşıyabilecek tek aday da Türkiye. STM 500 ile bu rolünü daha da perçinleyecek. Ayrıca bu yeni denizaltıyla savunma sanayi alanında Türkiye-Ukrayna arasında bir işbirliğine daha şahit olabiliriz. Ukrayna donanmasının büyük kısmını 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sırasında kaybetti. Şu an yaşanan savaştan sonra yeni bir donanma kurmak isteyecekler. Hareket alanları da Karadeniz olduğu için envanterlerine bolca mini denizaltı katmak mantıklı olacaktır. Bu talep içinde en önemli aday elbette insansız hava aracı konusunda büyük işbirliği yaptıkları Türkiye olacak. Asia Times mini denizaltı meselesine bu şekilde bakmış. Yani kısaca özetlersek STM'nin mini denizaltı projesi Türkiye'yi hem askeri güç anlamında hem de denizaltı inşa kapasitesi anlamında bir adım öteye taşıyacak. Özellikle Adalar Denizi gibi sığ bir denizde şu an envanterimizde bulunan denizaltılardan çok daha başarılı bir şekilde operasyon yapabilecek bir sisteme sahip olacağız. Zaten bölgenin en güçlü donanması bize ait. Denizaltıların inşasıyla yerimizi iyice perçinleyeceğiz. Ve bu bölge ya da bu bölgede emelleri olan devletler bizim isteğimiz dışında bu bölgede hiçbir şey olmayacağını bir kere daha kabul etmek zorunda kalacaklar. Yani Mavi Vatan daha da güvenli hale gelecek. Allah'a emanet olun.